Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel yeleği baştan sona nasıl yapılır onu anlatacağım. Detaylı bir şekilde anlatacağım inşallah. Gördüğünüz gibi harika bir model. Böyle çok fazla istek geliyordu. Instagram hesabı Ela Aslı sayfasına ait. Onu da buradan teşekkür ediyorum bu güzel modeli bize kazandırdığı için. Sağ olsun, çok da yardımı oldu sayı konusunda. Böyle destek verdi. Nasıl yapacağım, nasıl edeceğim diye. Şöyle sayfasını göstereyim size. Ela Aslı yazarak ulaşabilirsiniz. Böyle hem fikir olur. Yapmak istemezseniz de ya kendisini yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Sipariş verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi siyah. Rengi de çok güzel. Burada işleme farklı. Şöyle geri alayım. Burada siyah üzerine pembe ve beyaz ile işlenmiş. Burada kırmızı gül yapılmış. Çok güzel. Bu da çocuklar için yapmış sanırım. Harika olmuş. Harika bir model. Bu modellerden bayağı bir geldi bana istek olarak arkadaşlar. Yap ablacığım lütfen, siparişi aldım, yap lütfen. Ya kendime yapacağım diye. Böyle dediğim gibi böyle sayfaya girip bakabilirsiniz. Harika modelleri var. Sipariş verebilirsiniz arkadaşlar. Takip edebilirsiniz. Evet, nasıl yaptık, nasıl yapacağız? Lif ipiyle ördüm arkadaşlar. Sahibesi de lif ipiyle örmüştü. Lif ipiyle ördüm. İşlemesi de lif ipiyle yapılıyor. Nakışı da büyüklerimiz bilir. Hani bilmiyorsanız anneleriniz bilebilir. Hani çünkü eskiden çok yapılırdı bu nakış. Ben de yapmadım ama öğrendim arkadaşlar. Yani nasıl yapılır diye öğrenmiştim. Bilmiyorum, yaptığımı da hatırlamıyorum. Belki yapmışımdır çocukken, küçükken. Çok meraklıydım çünkü. Böyle kare kutucuk tekniğiyle trabzan zincir yapacağız. Koltuk kesimi, yaka kesimini hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Arkayı da şöyle göstereyim bu şekilde. Nasıl yaptım? 42 kutucuk. Önler 42 kutucuk, 25 santim olacak en olarak. Arkada 50 santim, 38 beden için arkadaşlar. O şekilde yukarıya doğru şöyle göstereyim. Böyle güllerimiz 3, 6, 7 tane. Bir tane burada tek var. 7 desen olmuş. Şöyle arkayı da göstereyim arkadaşlar. Arkası da bu şekilde. İki tarafında desen var. Böyle. Daha büyük ya da daha küçük yapmak isterseniz arkadaşlar, böyle kutucuk sayısını azaltabilirsiniz. Elinizin sıkılığı, genişliği de önemli. Sadece şunu videoda, bunu sizinle birlikte ördüm arkadaşlar ben. Videoda şunu söylemedim sanırım. Böyle tam ortalı değil. 42 ilmek, 42 ilmek diyorum. 42 kutucuk olarak başladım ama bu desen tam ortada değil. Çünkü şurada yaka uyuntusu var. O yüzden burada iki trabzan fazla, burada eksik diye hatırlıyorum. Öyle o şekilde. Yani onu söylemedim, o yüzden şimdiden söylemek istiyorum. Siz de daha büyük yapmak isterseniz, daha küçük yapmak isterseniz ortaya getirmeyin. Çünkü bu kısım, omuz kısmına bu çiçek denk gelmesi lazım arkadaşlar. O yüzden. Evet, kenarlarını bu şekilde yaptık. Çok da güzel oldu. Evet, yine aynı şekilde başlayacağım. Yine 42 kutucuk başlayacağım. 20, dediğim gibi 25 santim olacak. Şöyle ben ip olarak dediğim gibi lif ipiyle öreceğim. İşlemeleri de yine lif ipi arkadaşlar, nakışı da. Eğer ki ben lif ipiyle yapmak istemiyorum derseniz arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Şöyle benim elimde alize simli şal var. Şal ipi var. Şöyle. Ama bu biraz ince gibi düşer ve daha fazla biraz daha büyük başlamanız gerekiyor. Santim olarak da başlarsanız ideal olur diye düşünüyorum. Böyle başka söylemem gereken bir şey var mıydı? Yoktu sanırım. Evet, zincirimi çektim arkadaşlar. Ne sıkı ne geniş çektim çünkü üzerine trabzan yapacağım. Ben bunda biraz elimi sıkı tutmuşum arkadaşlar. Çok da sıkı tutmayın. Evet, hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Zincirimi çektim. Şöyle fazla çekebilirsiniz. Sorun olmaz. Şöyle bir karış, iki karışa yakın zincir çektim. Fazlasını kesip alırız. Ben kamerayı düzelteyim. Evet, tığımı da göstereyim. Unutmadan 6 numara 1,4 mm'lik. Bir de nakış işlemek için böyle iğne lazım arkadaşlar. Ben böyle kısa ile işledim. Çok da rahat oldu. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim mahcup etmesin. Tığıma doladım. Geriye doğru 1, 2, 3, 4. 5. zincire trabzan yapıyorum. Kutucuk tekniği biliyorsunuz. Bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan. Bir zincir doladım.
Bir zincir atlıyorum, ikinciye trabzan yapıyorum. Bir zincir yaptım, bir zincir atlıyorum, ikinciye trabzan yapıyorum. Evet. Şöyle. Bir zincir atlıyoruz, ikinciye trabzan yapıyoruz. Eliniz sıkıysa arada iki zincir çekin arkadaşlar. Bir zincir atlıyorum, ikinciye trabzan yapıyorum. İpinizi esnetebilirsiniz. Hani şöyle esnetebilirsiniz, esnetip örebilirsiniz. Ben onda öyle yaptım. Bir zincir atlıyorum, ikinciye trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir zincir atlıyorum, ikinciye trabzan yapıyorum. Nakış deseni sayfadan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Yakın çekim fotoğraf da verebilirim size. Nakış bilen vardır mutlaka etrafınızda, siz de biliyorsunuzdur belki. Ama detaylı bir şekilde güllerin yapımını, yaprakların yapımını anlatacağım inşallah. Evet. Böyle 42 kutucuk olana kadar örelim, sonrasını göstereceğim. Evet. Gördüğünüz gibi ilk sıranın sonuna geldim. Bunu dediğim gibi esnetip yaptığım için daha küçük durdu. Burada daha iri durdu. Dediğim gibi esnetirseniz daha güzel olur. Şöyle 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Çevirdim. Hemen trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan. Evet, kutucuk yapıyoruz bu şekilde. Bu kadar kolay zemini. Sonra bu kutucuklara, trabzanlara nakış işleyeceğiz sonunda. Evet, bu sırayı da tamamlayalım. Ben tekrar bir daha göstermek istiyorum dönüşü. Evet, sıranın sonuna geldiğim şöyle son köşeye trabzanımı yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Çevirdim. Hemen sıradaki trabzanın üzerine trabzan yapıyoruz. Evet, kutu tekniği arkadaşlar bu şekilde devam edecek. Bir zincir, bir trabzan. Evet. Ben 76 sıra, 3. sıradayız arkadaşlar. 76 sıra ördüm. Ondan sonra koltuk kesimi, yaka kesimini yapacağız. Bundan sonra bununla devam edeceğiz arkadaşlar. 76 sıra yapalım. Örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Koltuk altına gelene kadar 76 sıra ördüm. Burada şimdi koltuk kesimini yapalım. Şöyle çevirdim. Evet, böyle bir sıraya geçeceğiz. Hiç zincir çekmeden şöyle. Zincir bir tane de çekebilirsiniz. Buradaki zincire batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 7 kutucuk bırakacağız. Daha fazla da bırakabilirsiniz koltuk altı için. Sıradakine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Kaydırma tekniği yapıyoruz. Batıyoruz. İlmeği alıyoruz. İlmeği içinden geçiriyoruz. Böyle bu şekilde. Sekizinci kutucuğa kadar ilerliyoruz. Şöyle batamıyorum da sıkı yapmışız. Evet, sıradakine batıyorum. Sayayım. 3, 6 olmuş. Evet, 7 oldu sanırım. Tekrar sayayım. 3, 6, 7. 7 kutucuk ilerledim. Burada 4 zincir çekiyorum. 2, 3, 4 zincir çektim. Tığıma doladım. Sıradaki trabzana trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir trabzan. Yoluma devam ediyorum. Bu şekilde böyle yakayı da bir sırada eksiltmeye başlayacağız. Sıramızı tamamlayalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi sırayı tamamladım. Şöyle çeviriyorum yaka için. Çevirdik. Şöyle bir kutucuk eksilteceğiz. Şöyle bir zincir çekebiliriz. Çekelim ya da sıradaki böyle zincir batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim.
Sıradaki trabzana batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir tane eksiltme yapmış oldum. 4 zincir çekiyorum. 3, 4. Doladım. Trabzana trabzan yapıyorum. Bir zincir. Sıradakine trabzan. Evet, yoluma devam ediyorum. Koltuk altı bu şekilde olacak biliyorsunuz. Buraya kadar gelelim. Sonra bir üst sıraya geçelim. Burası düz çıkacak. Yine burada, yine buraya gelince ben size göstereceğim. Evet, koltuk altına kadar gittim ve geri döndüm. Yakanın ikinci eksiltmesindeyiz. Şöyle bir kutucuk kalana kadar örüyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın burada bir kutucuğumuz kaldı. Geri döneceğiz. Şöyle bir zincir çekelim. Çevirelim. Bu bir kutucuk eksilteceğiz. Buradaki aradaki zincire batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Evet. Bir kutucuk eksiltmiş olduk. 4 zincir çekiyoruz. Trabzanın üzerine trabzan. Bir zincir, bir trabzan. Bu şekilde devam ediyoruz. Yine buraya gelelim. Tekrar dönüşümüzü yapalım. Bir kutucuk kalana kadar geleceğiz. Yine döneceğiz. Orayı göstereceğim. Evet, yine yaka oyuntusuna geldim. Bir zincir çektim. Bir kutucuk kalana kadar örüyoruz. Hep aynı şekilde olacak. Bir zincir. Son trabzanı yaptım. Bakın bir kutucuk kaldı. Geri döneceğiz. Böyle birer tane eksiltiyoruz. Bir zincir çekiyorum. Çevirdim. Yine alttaki gibi sıradaki zincire batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Trabzana batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir kutucuk eksiltmiş oldum. 4 zincir çekiyorum. Ve yoluma devam ediyorum. Evet, yaka hep bu şekilde olacak. 22 kutucuk. Burada omuz kısmında 22 kutucuk kalana kadar örmüş sahibesi. O şekilde yapabilirsiniz. Siz omuz kısmını kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Kendinize bakarsınız arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Yaka oyuntusunu bitirelim. Yani 22 kutucuk kalana kadar örelim. Ben sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım eksiltmemi. 22 kutucuk, burada 22 kutucuk kalana kadar eksilttim. Her sırada bir tane. Kaç sıra eksiltme yapmış oldum? 13 sıra eksiltme yapmış oldum. Bundan sonra düz devam edeceğiz. Eksiltme oyuntu yapmayacağız. Bu koltuk kesiminden sonra sayalım arkadaşlar. Böyle ben 31 sıra öreceğim. Siz de kendinizi kime yapıyorsanız ona göre ölçüp de yapabilirsiniz. Benimle aynı da yapabilirsiniz. 31 sıra örelim. Benimle aynı yapanlar. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. 31 sıra ördüm. Hatta kendimi kaptırıp birkaç sıra fazla örmüşüm. Onları söktüm. Dediğim gibi buradan itibaren toplamda 31 sıra oldu. Şöyle biraz uzun keselim isterseniz dikmek için omuz kısmını. İlmeği içinden geçiriyorum. Evet. Sol döşünü tamamladık arkadaşlar. Şimdi sağ kısmını yapacağız. Aynı şekilde. Bunu başladığımız gibi başlayalım. 42 kutucuk yapacağız. Yine koltuk altına kadar örelim. Örelim. Yaka ve koltuk kesimini göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. 76 sıra ördüğüm koltuk altı ve yaka kesimini göstereceğim. Şimdi düz tarafı bu taraf, yani şimdiki ördüğüm kısım. Şöyle buradaki zincirden anlayabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz bunu aynı şekilde örüp iki taraflı kullanabilirsiniz. Ama böyle benim gibi ayrıyeten örmek isteyenler olur. Mutlaka o yüzden göstereceğim. Zor değil aslında. Ne yapacağız? Burası yaka oyuntusu olacak. Burası koltuk kesimi. O yüzden şöyle 4 zincir çektim. Bir üst sırada yaka oyuntusuna başlayacaktık.
Biliyorsunuz koltuk kesiminden sonra yeni yaptığımız gibi bir zincir, bir trabzan yapıyorum. Böyle bu şekilde kutucuk yaparak devam edeceğiz. Burada son 7 kutucuk kalana kadar örelim. Evet, gördüğünüz gibi son 7 kutucuk kalana kadar ördüm. Şöyle beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kutucuk kaldı. Şimdi 4 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4. Dönüyoruz. Koltuk kesimi o kadar kolay. Evet, bir trabzan yaptım. Bir zincir, bir trabzan. Yoluma devam ediyorum. Yaka kesimi için, yaka eksiltmesi için son bir kutucuk kalana kadar örelim. Evet, gördüğünüz gibi son bir kutucuk kalana kadar ördüm. Şöyle çeviriyorum. Bir zincir çektim. Şöyle sıradaki zincire batıyorum, ilmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Trabzana batıyorum, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 4 zincir. Sıradaki trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir trabzan. Evet. Gördüğünüz gibi yaka oyuntusuna bu şekilde devam ediyoruz. Diğerini yaptığımız gibi eminim anlarsınız. Zaten koltuğu tamamladık arkadaşlar. Buraya geleceğiz. Sonra bir üst sıraya geçip burada yine bir kutucuk kalana kadar öreceksiniz. Sonra kaydırma tekniğiyle bir kutucuk ileriye gelip tekrar yolunuza devam edeceksiniz. Dediğim gibi bunu yaptığımız gibi. Aynı şekilde 22, ben 22 kutucuk kalana kadar öreceğim. 13 sıra eksiltmeden sonra 22 kutucuğum kalacak omuz kısmı olarak. Sonra da toplamda buradan itibaren 31 sıra öreceğim. Diğerini yaptığım gibi aynı boyutu olacak. Ve sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi sağ tarafı da tamamladım. Hatta ipimi de uzun bırakıp kestim arkadaşlar. Şimdi arkayı yapacağız. Arkayı göstermeme gerek yok. İki katı yapacağız arkadaşlar. Önleri 42 kutucuk yapmıştık. Arkayı da 84 kutucuk olarak ayarlayacağım. Zincirimi çekeceğim. 84 fazlasını alırım. Hani fazla zincir olursa 84 kutucuk olarak öreceğim. Şöyle koltuk altına kadar gelip size göstereceğim. Eğer ki farklı sayılarda yaptıysanız iki katı olacak. Önün iki katı olacak arkadaşlar. Yapalım. Sonrasını dediğim gibi göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. 76 sıra olana kadar ördüm. Şimdi koltuk kesimini yapacağız. Şöyle göstereyim. Çevirdim. 7 kutucuk ilerleyeceğiz. Sıradaki zincirime şöyle bir zincir çekelim. Sıradaki zincire batalım. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle bu şekilde kaydırma tekniğiyle ilerliyorum. Batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiyorum. Böyle batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Bu şekilde 7 kutucuk ileriye gideceğiz. Batıyoruz. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiyoruz. Evet, 3, 5 olmuş. 6, 6 diyorum. Evet, sık iğneleri saydım yanlışlıkla. Şöyle 3, 6, 7 tane oldu. Evet, 7 kutucuk ileriye geldik gördüğünüz gibi. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Hatta 4 zincir çekelim. 2, 3, 4 zincir tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Bir zincir sıradakine trabzan. Bir zincir sıradakine trabzan. Evet, yolumuza koltuk kesimini yaptık. Yolumuza devam ediyoruz. Son 7 kutucuk kalana kadar örelim. Evet, gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kutucuk kalana kadar ördüm. Şimdi yine 4 zincir çekiyorum. Çevirdim. Evet, burada da koltuk kesimini ayarlamış olduk. Evet. Böyle devam edeceğiz. Ense kısmına kadar örelim. Şimdi kaç sıra ördüğümüzü unuttum. Ense kısmına kadar bu şekilde yine örgümüze devam edelim. Evet. Ense kısmına kadar ördüm. Yani 31 kutucuk ördüm. Önleri yaptığım gibi.
En son da iki zincir çektim. İpimi kesiyorum. Evet, üçüncü parçamız da hazır. Artık süslemeye başlayacağız. Şöyle ben iplerimi ayarlayayım. Evet, şimdi işlemesine geçelim arkadaşlar. Ben arkayı işledim. İki tarafta da fark var mı? Sadece şurada var arkadaşlar. Bakın. Sağ taraftaki işlemede, bakın burada çarpıdan sonra sağ taraftaki işlemede sağa doğru çarpı yapmışız. Bu tarafta da sola doğru yapmışız. Evet, sol tarafındakini sola doğru yapmışız. Önlerde de nasıl olacak? Önlerde de sol taraftaki sağa doğru, sağ taraftaki de sola doğru gidecek. O şekilde olacak. Detaylı bir şekilde bir tanesini beraber yapalım. Evet, sağ taraftan başlayalım şöyle. Alttaki zincirden düz mü, ters mi yönde olduğunu anlıyoruz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. En zor kısmı arkadaşlar. Evet, bunu sağ tarafı yaparken ben şuradaki sol tarafına bakacağım, yapacağım. Evet, şimdi omuz kısmı. Bakın, omuz kısmı diyorum. Koltuk altı kısmı bu tarafta. Buradan itibaren trabzanlarımı sayıyorum. Şöyle bakın, trabzanları sayıyoruz. Kutucukları değil. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23. trabzanım bu arkadaşlar. Buna işaret koyalım isterseniz daha kolay anlaşılsın. Evet, işaretimi koydum. Şöyle bir yukarıdaki trabzanı, yani ikinci sıradaki trabzana şöyle yeşil ipimi aldım, iğneme geçirdim. Düğümü attım, buraya yerleştiriyorum. Şöyle diğer de aynı şekilde yapacağım için bakın koltuk alt kısmı burada. O 23. trabzanım şu arkadaşlar, bu. Aşağıya doğru 4 tane çarpı yapacağız bakın. Şöyle. Nasıl yapacağız onu da tekrardan göstereyim. Evet, buradan çıktık. Şöyle tekrardan göstereyim. Evet, detaylı olsun. Şöyle şuradan üçüncü, bakın. 23. trabzanımı buradan itibaren böyle saydık. Bu 23. trabzan yukarıya doğru. Üçüncü trabzanın hemen yanından çıkıyorum. Şuradan. Eminim çoğunuz da biliyorsunuz. Şablonda dilerseniz çizip verebilirim arkadaşlar. Evet, işaretimi çıkartayım. Sonra bu şekilde çapraz şekilde geriyorum. Karşısından çıkıyorum. Bir. Dört tane çarpı yapacağız. İlk önce yarısını yapıyoruz. Bakın. Çapraz şekilde girdim. Karşıdan çıktım. İki. İpimizi çok uzun tutmayalım ki kolay olsun, çabuk bitsin arkadaşlar. Uğraşmayın. Evet. Dördünde yarısını yaptım. Şimdi yukarı doğru çıkıyorum. Bakın. Yine çapraz şekilde giriyorum. Karşıdan çıkıyorum. Böyle. Dördüncü de yaptım. Şimdi şuradan bakın. Alttan şöyle ikinci delik diyelim. Buradan çıkıyoruz. Ya da şöyle. Şöyle yapmam lazım. Artık şöyle çevirelim arkadaşlar. Aşağıya doğru bir, iki geldim. Yukarıya doğru gidiyorum. 1 2 buradan şöyle bakayım ben. Evet, şöyle bakın buradan giriyorum. Şöyle bir alttan alttaki delikten çıkıyorum. Aşağıya doğru 6 tane çarpı yapacağız. 1 2 3 yaprağa başlamış olduk. 4
5, 6. Geri yukarıya doğru dönüyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. Bu şekilde. Ekran resmi de alabilirsiniz. Yukarıya doğru çarpılarımı yapıyorum. Evet, şimdi bir buradan giriyorum. Şöyle şuradan çıkacağım. 1, 2, 3. Şöyle. Bir delik atlıyorum. Bakın buradan giriyorum. Bir delik atlıyorum. Bir alttakinden çıkıyorum. Bakın iki aşağıya inmiş olduk. Buradan itibaren böyle. Çapraz şekilde girip karşıdan çıkıyoruz. 5 tane yapacağız. 3, 4, 5. Yukarıya doğru dönüş yapıyorum. Bakın, giriyorum, karşıdan çıkıyorum. Evet, şimdi bir tane eksilecek. Şöyle. Burayı yapıyoruz, bu yaprağı. Şöyle bir aşağıya iniyorum. Aşağıya kayıyor. 4 ve 5. Yukarıya doğru tekrar dönüyorum. Evet, yine bir aşağıya giriyorum. Çapraz şekilde. Yine 5 tane çarpı olacak. Yukarıya gidiyorum bakın. Çapraz şekilde girip karşıdan çıkıyorum. Evet, buradan çıkmamalıydım. Şimdi ne yapacağız? Evet, burayı tamamlayalım arkadaşlar ya da şuradan çıkalım bakın. Burada 3 trabzanım var. Şurayı tamamlayalım ki dalın gideceği yer belli olsun. Yukarıya doğru. İki tane çapraz çıkıyorum. İki aşağı iniyorum. İki çıktım. İki iniyorum. Şimdi diğer yaprağımı yapmak için buradan, bakın buradan, şuradan çıkıyorum. Beş tane ilerliyorum. Bir, iki, üç, dört ve beş. Aşağıya doğru iniyorum. Evet, anlatamayabilirim çünkü anlatması zor arkadaşlar. Yapması kolay aslında, çok kolay, çapraz şekilde. Ayrıyeten nasıl yapılır diye video çekebilirim isterseniz. Dediğim gibi şablona bakarsanız eminim kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet, buradan en son buraya girerken bir ileri geçiyorum. Bakın buradan bir yukarıya geçiyorum. Şöyle yine 5 tane çarpı yapacağız. Diğerine bir tane İleriye gideceğiz. 3, 4 ve 5. İp değiştirmeyi de göstereceğim. Şimdi dönüş yapıyorum. Bakın aşağı iniyorum. Çapraz şekilde girip. Şöyle. Buradan giriyorum. Alta. İpimi nasıl sabitleyeceğim? Ben tığla sabitledim. Tığla daha kolay oldu arkadaşlar. Dilerseniz yanınıza. Tığ alın. İğneyle de iğnemesi düğümü atabilirsiniz. Bakın şuradan batıyorum. Böyle ilmeği aldım. Şöyle geçirip bir iki zincir çekiyorum bu şekilde. Sabitleyebilirsiniz. Evet. İğnemi ip geçirip geleyim. Evet. Geçirdim. Şöyle nasıl sabitleyeceğim arkaya ipimi? Şöyle şuraya şöyle girdim arkadaşlar. Bakın böyle bu şekilde. Girdim, düğümü atmıştım. Bu aradan geçiyorum ki kolay olsun. Evet, sonra yoluma devam ediyorum. Bakın. Bir tane eksilecek. Buradaki gibi aynı yaprak olacak. Şuradan
Bir sonraki delikten çıkıyorum. Yine çapraz şekilde yukarıya doğru 5 tane çarpı yapacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. Aşağı iniyorum. Yani dönüşümü yapıyorum. Evet, sonrasında bakın buradan girip bir ileriden çıkıyorum. Beşinciyi hem tamamlamış olurum hem bir ileriye geçiyorum. Bakın burada ekran resmi alabilirsiniz. Şöyle yukarıya doğru yine 5 tane. 2 3 4 ve 5. Aşağıya doğru iniyoruz. Yöntemi bu arkadaşlar. İlk önce yarısını, sonra yarısını yapıyorsunuz. Evet, yaprağımı tamamlamış olacağım. Buradan giriyorum. Şimdi sağ tarafı yaptığım için şöyle buradan aşağıya ineyim. Sağ tarafı yaptığım için arkadaşlar şuradan başlayacağım. Bakın buraya, buradan başlayacağım. Bu çarpının sol tarafından başlayacağım. Eğer ki sol tarafı yapsaydım buradan başlayacaktım. O şekilde aklınızda kalsın. Şuradan giriyorum. Bakın bunun buradan değil. Buradan giriyorum ki şöyle kolay olsun. Yukarıya doğru 3 çarpı ilerliyoruz. Bakın buradayız. 1 2 3. Evet, yarısını yaptık. Yarısını yaparak aşağıya iniyoruz. 1 2 Buradan aşağı iniyorum. Şimdi ne yapacağım? Evet, bunun sol tarafına yapmıştım. Şimdi bunun da sağ tarafından çıkıyorum. Ucunun sağ tarafından çıkıyorum. Yukarı doğru 3 tane. 1 2 3 Aşağıya doğru çarpılarımı oluşturuyorum. 2 3 Bunun sağına yapmıştık. Şimdi bunu da soluna yapacağız. Soluna yaparken bir sonraki delikten çıkıyorum. Evet, yine yukarıya doğru 3 tane olacak. 1 2 3 Dönüş yapıyorum. Çok basit. Evet, şimdi bakın 1 2 3 4 oldu. 5 tane üçlü olacak. Şunu da sayıyorum bakın. Bunu da sayıyorum. İleride şurada gördüğünüz gibi 3 tane, o da belli olacak zaten. Evet. En son soluna yapmışım. Şimdi sağına yapıyorum. Sağından çıkıp 3 tane yukarıya ilerliyorum. 2 3 Aşağıya doğru iniyorum. Böyle çok uzar video. Evet, bakın. 1, 2, 3, 4, 5 ileri gittik. En son sağına yaptık. Burada şöyle sağ tarafından çıkalım. Yukarıya doğru. Şuradayız arkadaşlar. Çiçeğin kökünü yapıyoruz. Yaprağın kökünü diyelim. 2 tane yapacağız. 1, 2. Aşağı iniyorum. 1. Burayı yaparken şöyle karşıya geçiyorum. Sol tarafına da 2 tane yapacağız. Sol tarafı yaparken bir sonraki boşluğa giriyorum. Yukarıya doğru 1 2 Aşağı iniyorum. 1 2 Yaprağı yapmak için de ne yapıyorum bakın. Yaprağı yapmak için artık bundan sonra yaprak yapımı kolay olur. Bakın yeri belli. Buradan çıkıyorum. 2 tane çatal diyelim arkadaşlar. Bir tane çatal yaptık diyelim ve bu sol kısımdan çıkıyorum. Burada yaprağımı nasıl yaptıysam aynı şekilde yukarıya doğru 5 tane çıkıyorum. 2 3 4 5 Şöyle arada aksilik oluyor. İpim gelmiyor.
Evet, 5 çıktım, geri dönüş yapıyorum. 2 3 4 5'inciyi tamamlarken bir ileriye geçiyorum. Yine yukarıya doğru 5 tane. 2 3 4 5. Evet, şurada şuraya batmışım yanlışlıkla. Evet, ipimi de değiştireceğim arkadaşlar. İp değiştirmeyi öğrendiniz. Değiştirip döneceğim. Evet, yanlış cümle kullandım arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. İp değiştirme değil, iğneme ip takma olacaktı. Şöyle ip geçirme ya da bunu bitirip diğerine geçme diyelim. Bunu 5 tane yarım yapmıştım. Geri tamamladım. Şimdi ne yapacağım? Şöyle tekrar göstereyim isterseniz. Şurada yenisini nasıl sabitleyeceğim yeni ipimi? Böyle. Evet, şimdi şuradan çıkacağım, bir tane kaydığı için. Buradan çıkıyoruz. Yine yukarıya doğru. 5 tane. İlerliyoruz. 1 2 ipimi uzun almışım. Kısa alırsanız daha kolay olur. 4 Böyle çekebildiğiniz kadar alın arkadaşlar. Böyle benim gibi uğraşmayın. Evet, 5 tane yaptıktan sonra dönüş yapıyorum. Şöyle bir alta bu şekilde girip 5 tane dönüş yapıyoruz. 2 4 ve 5. Beşinci yaparken de bir ileriye yine kayıyoruz. Evet, dört sıradan oluşuyormuş yaprağımız. Dördüncü sıradayız. 2 3 4 ve beşinci yaptım ve dönüyorum. Böyle yöntemini biliyorsanız arkadaşlar, eminim benim dediklerimi kolaylıkla anlarsınız. Şablonda olursa tam yaparsınız ya da Instagram'dan yazarsınız arkadaşlar. Evet, buradan giriyorum. Diğer yaprağa geçeceğim, bakın. Şöyle dilerseniz alta inelim. Diğerine geçmek için şöyle aralardan yürütebilirsiniz şöyle. Şu şekilde. Böyle yürütebilirsiniz sonra. Evet, diğer yaprağımı nereye yapacağım? Bunu çatalın bir ucuna bunu yaptık. Sol taraftaki yaprağı yaptık. Sağ taraftaki yaprağı da diğer ucuna, yani buraya yapacağım. Bakın, buradan çıkıyorum. 5 tane trabzan. Buradaki gibi değil arkadaşlar. Burada 6 tane ile başladık ama bu 3 çarpıya aitti bu 3 alttaki. Kendisininki 5 tane. Yani 5 tane ile başlıyoruz. 5 5 çarpıyla. 1 Çok uzayacak video. 2 3 4 ve 5. Evet, yukarıya doğru 5 çıkıyor. Evet, bir aşağıya ineceğiz. Bakın, burada da bu tarafa doğru kayacak birer tane. Böyle girip 5 tane çarpı yapacağız. 2 3 4 ve 5. Yukarıya çıkıyorum. Evet, şöyle şimdi buradan bir aşağı ineceğiz. Bakın bu şekilde. Şöyle çapraz şekilde girip karşıdan girerek yine 5 tane yapıyorum. 2 3
4 ve 5. Üçüncü sıramı yapıyorum. Evet, sonucu da bu şekilde girip bir alttan iniyorum. Ve aşağıya doğru. 5 çarpı yapıyoruz. Evet, dönüşümü yapıyorum yukarıya. Bakın ipim kısalınca ne kadar kolay oluyor. Evet. Sonuncuyu da yaptık. Buradan giriyoruz. Yolumuza devam edeceğiz. Buraya çatal yapmıştık. İkili çatal. Şöyle sol tarafından çıktım. Neredeyiz? Evet, şimdi bunu yapıyor oluyoruz arkadaşlar artık. Şuraya tam ortasına 3 tane çarpı yapacağız. İkisinin ortasına. 1 2 3 dönüşüm yapıyorum. Aşağıya doğru. Şimdi ne yapacağım? Nereyi yapıyoruz bakın. Buradaki yaprağın ortasındaki 3 trabzanı burada yapmış oldum. Aynı buradaki gibi. Sağ tarafı yaptığımız için sol tarafına bu şekilde çarpı yapacağız. Şöyle sol tarafında bir sonraki deliğe delikten çıkıyorum. Yukarıya doğru 3. Sağ tarafı sol taraf yapsaydık da sağ tarafından buradan şuradan başlayacaktık. Şuradan çıkıp yukarıya doğru 3 yapacaktık. Evet, ben kolaylık olsun diye diyeyim de yavaş yavaş anlatıyorum size. Evet, 3 yaptık. Burada sol tarafına yaptığım için buradan girip şimdi sağ tarafından çıkıp 3 tane ilerliyorum. 1 2 3 aşağıya iniyorum. Sağ tarafını yaptık. Şimdi sol tarafındaki boşluktan, bir sonraki boşluktan çıkıyorum. Bir sağa, bir sola oluyor. 2 3 aşağı iniyorum. Evet, bakın 1 2 3 4 dördüncüyü yaptık. En son sola yaptığım için şimdi sağa doğru yapıyorum. Bu sonuncu. 1 2 3 aşağıya iniyoruz. Evet, şimdi şöyle göstereyim bakın. Yaprak hizasından sonra bakın yapraktan sonra ya da çataldan sonra burası çatalımız ikili çatalımız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 tane üçlü yaptık. 5 tane üçlü yapınca sağ tarafına yine burada çatal yapacağız. 1 2 yukarı 2 aşağı. Sonra diğerini yapmak için bir sonraki delikten çıkıyorum. 2 yukarı 1 2 2 aşağı. Evet, çatalımızı yaptıktan sonra ne yapıyorduk? Buradan çıkıp sol taraftaki yaprağımızı yapıyoruz. Videoyu geri alabilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonra bu şekilde devam edecek. Böyle yaprağımız kaç tane olacak? 3 şöyle sayayım. 3 6 tane. 6. yaprağımızı da yapalım. Ortadaki 3 tane çarpımızı yapalım. Sonra burada da sağa doğru sola doğru olacak. 5 tane yapacağız. Burayı gösteririm arkadaşlar size. Evet. Sonunu gösteririm size. Siz 6 yaprak yapın. Ben de tamamlayacağım. Bu şekilde ilerliyor. Buraya bakarsınız. Bu altın başlangıcına bakmayın. Burada çatal yapacaksınız. Çatalın hem sağına hem soluna yaprak. Tekrar ortasında 3 tane çarpı yapıp 5'i tamamlayıp yine çatal yapacaksınız. Çok özür dilerim. Çok konuştum. Kusuruma bakmayın. İnşallah anlatabildim. Böyle yapalım. Sonra çiçeğin yapımına geçeceğiz. Evet, yaprakları tamamladım arkadaşlar. Hatta gördüğünüz gibi çiçekleri de yaptım. Şöyle alttaki çiçekleri beraber yapacağız. Şöyle yukarıya doğru göstermek istiyorum. Bakın burada bu yaprağım yarım kaldı. Sorun olmaz. Hani olduğu kadar yaparsınız. Bu şekilde oluyor model böyle. Burada da dediğim gibi bakın. Ortada 3 çarpım var. Sol tarafında yukarıya doğru 5 çarpı. Sonrasında bu çiçeğimi de
Tam ortaya denk gelecek şekilde yaptım böyle ekran resmini. Alıp yapabilirsiniz. Evet, çiçeğin yapımına geçelim. Şimdi şöyle bu taraftaki çiçeği, sol taraftaki çiçeği yapalım. Şöyle burada bakın. Aşağıdan sayıyorum. 1, 2, 3. Dördüncü üçlü çarpımı arkadan ipimi sabitliyorum. Evet, bu şekilde tutuyorum. Şöyle tam ortadaki çarpının sol tarafından iğnemi çıkartıyorum. Yukarıya doğru 3 ilerleyeceğiz. 1. Bunda ipimi biraz uzun yaptım çünkü bir çiçek için yeterli olsun istedim. 1,5 metre. 2 ve 3. Dönüyorum. Evet, burayı yapıyoruz şimdi. Üçüncüyü yaparken bir yandaki boşluğa giriyorum. Yukarıya doğru 4 çarpı yapacağız. 1, 2, 3 ve 4. Aşağıya doğru iniyorum. Üç. Dördüncü yaparken şuradan çıkıyorum bakın. Şöyle ikincisinin hizasında yan taraftaki boşluktan çıkıyorum yukarıya doğru. Bir. İki. Dönüş yapıyorum. Bunu yaparken yan tarafa geçiyorum bakın. İki tane olacak. Bu ikisini yaptım. Şimdi ikinciyi yapacağım. Bir. İki. Evet. İkinciyi yaparken de yukarıya. Buradan çıkıyorum. Şöyle. Burayı yapıyoruz. Önce bu ikisini, sonra bu ikisini o şekilde. Ben hızlıca yapacağım. Eminim anladınız arkadaşlar. Yavaşlatıp da bakabilirsiniz. Evet. İlkini yaptıktan sonra konuşunca şöyle şu taraftan çıkıyorum. İki. Sonrasında bir. Bunu yaparken şöyle yukarıdan bir boşluk atlıyorum. İkinciye bakın. Buradan girip buradan çıkıyorum ki 4 tane çarpı yapacağım yanına. Şimdi bunu yapıyoruz. Aşağıya doğru 4. 1 2 3 ve 4. Dönüş yapıyorum. İki, üç, dördüncü yaparken şöyle alttan çıkacağım ki yukarıya doğru çıkayım. Buradan. Pardon, burada. Buradan değildi, hatırladım. Şöyle bunu 3 tane yapacağız. Bakın bu da 3 taneydi. Bunu bir yukarıdan. Şuradan çıkacağız. Şöyle. Burada bir tane bırakıyoruz. Yukarıya doğru 3 olacak.
Yaprakların kalp şeklini alması için. 2, 3. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde. Evet, üçüncü yaparken şöyle yana geçiyorum şu şekilde. Bakın böyle hemen bir yana geçiyoruz. Buradaki yaprağı yapacağız, çiçeğin yaprağını yapacağız. Yukarıya doğru 3 buradaki gibi olacak. Ayna gibi düşünün, tam karşıya. Aynı şekilde yansıdığını düşünün yaprakların. 3 tane yaptım, dönüş yapıyorum. Evet, burada şuradan başlıyorum bakın. Aynı hizadan çıkıyorum. Aşağıya doğru 4 yapacağım. 2, 3 ve 4. Yukarıya doğru dönüş yapıyorum. Böyle sessiz de izlemek istersiniz belki. Sesi kapatabilirsiniz. Evet, şimdi ne yapacağız? Dördüncü yapınca aşağı iniyorum. Buradaki iki tane olanı yapacağım. Şöyle iki tane ikili. Yukarıya doğru bir, iki. Şuradan gidip şöyle yukarıdan çıkıyorum ki rahat olsun. Aşağıya doğru bir, iki. Evet, burada tam aşağı ineceğim. Şöyle şuraya bakın. Şöyle bir, buradaki yaprağa geçiyoruz. İkinci yaparken şöyle şuradan çıkalım. Bir, iki. Şuradan giriyorum, şuradan çıkıyorum. Buradaki dörtlüğü yapacağız. Yani şunu. Aşağıya doğru. Bir, iki, üç ve dört. Dönüş yapıyorum yukarıya. Evet. Sonra burada bakın. Burada üç tane yapılmış. Burada üç, burada üç. Şuradan girip aşağıdan buradan çıkıyorum. Şunun karşısına denk gelen yerden aşağıya doğru 3 yapıyorum. 2, 3. Dönüş yapıyoruz. Evet, bitti. Şöyle aşağıya ineyim. Düğüm atacağım orada. Bakın bu şekilde. Böyle yandan yapınca daha rahat oluyor. Böyle yapınca. Aynı şekilde olur ama ben yandan yaptım. Siz bilirsiniz. Böyle ekran resmini alabilirsiniz arkadaşlar, diğerini yapmak için. Şimdi düğümü atayım, diğerinin başlangıcını göstereceğim. Evet, yanındaki çiçeği yapmak için de şöyle çeviriyorum ben. İpimi arkaya sabitledim. Şöyle tam karşısına denk gelecek arkadaşlar. Tam karşısına denk gelecek. Şöyle bakın. Burada 4 çarpım var. Şöyle bu şekilde buraya ilerleyecek. Şurada 3 olacak. Böyle tam karşıya. Ama nasıl başlayacağız? Şöyle. Şuradan bunu başlayacağız. O yüzden ben şöyle şuradan başlıyorum. Ya da buradan başlayalım ki size kolay olsun. Buraya tam karşısına dörtlüğü. Şunu baz alın arkadaşlar. 1, 2, 3'üncünün üzerinden. Üzerine buradaki dörtlü çarpıyı yapacağız. O şekilde önce onu yapabilirsiniz. Dört çarpı yapmak için bu tarafa geçeceğim. Evet, şöyle. Bakın. Şöyle göstereyim. Şuradan çıktık. Şöyle yapacağız o yüzden. Bu şekilde olacak. Bir yukarıya geçiyorum. Böyle. Bir.
2 3 ve 4. Aşağıya doğru iniyorum. Bakın, tam hizasında 4 tane yaptık. Üç, dört. Evet, burada buraya geçiyorum arkadaşlar. Ki buradaki üçlüyü yapayım. Yukarıya doğru üç yapacağız. Bir. İki. Üç. Aşağıya dönüş yapıyorum. Evet, üçüncü yaparken şöyle yan tarafa geçiyorum ki burada iki tane ikilim var. Şöyle ortadan başlıyorum. Yukarıya doğru iki yapıyoruz. Bir, iki. Şöyle şuradan çıkıyorum. İki. Buradan çıkmayacaktım. Evet, şöyle şuradan giriyorum. Şöyle şuradan çıkıyorum ki karşıdaki yaprağı yapayım. Böyle. Evet, yukarıya doğru iki yapıyoruz. Bir, iki. Çok uzatıyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın, uzamasını istemiyorum. Evet, bu yaprağın aynısını ben buraya yapacağım. Size göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi şöyle ipimi aşağıya alayım daha rahat görünsün. Bu şekilde yaptım. İki tane yan yana ikili, sonra dört, sonra bir tane atlayıp üç yaptım. Şöyle karşıya nasıl yapacaksınız? Şöyle şuraya gelin. Şöyle şuradan. Buradaki ikiliyi yapacağız yukarıya doğru. Şöyle. Dediğim gibi ayna gibi düşünün, yansıyor karşıya. 2 Şöyle şuraya geçiyorum ki diğerini yapayım. 1 2 Evet, bakın burada 4 var. Buraya da 4 yapacağız. Şöyle, eminim çoğunuz da biliyorsunuz. Bir, iki, üç ve dört. Yaprağa bir tane kalıyor bakın. Bir tane kalıyorsa doğru demektir. Doğru yapıyoruz demektir. O şekilde yanlış mı doğru mu anlarsınız yaptığınızı. Üç, dördüncü yaparken bir yana geçiyorum. Şöyle bir yukarıya geçiyorum. Çünkü üç yapacağız uca doğru. Bakın bir tane atladım. İkinci yuvaya battım. Yukarıya doğru 3 yapıyorum. Buradan da şöyle çevirdik. Şöyle. Nereden çıkacağız? Tam şu ikilinin karşısından çıkalım ki daha kolay olsun. Diğerleri gibi olsun. 1 2 Şuradan çıkmam lazım. Hızlı hızlı yapıyorum. Diğer arada karıştırdım. 2 Evet, yan taraftan çıkıyorum. Yukarıya doğru 4 yapacağız. 2 3 ve 4 Dönüş yapıyoruz. Evet, burada yukarıya doğru 3 yapacağız. Şöyle şuradan çıkıyoruz. Yani bir yukarı. Bir tane eksik. 2 ve 3. Evet.
Şöyle. Evet, ipimi sabitleyeceğim alta. Bu şekilde oldu. Yukarıda aynı şekilde şöyle yaprağın üzerinden bakın. 1, 2, 3 trabzan var. Altında 3 trabzan, üstünde 1 trabzan kalıyor yaprağa. Böyle o şekilde bakarsanız hani doğru mu yanlış yapıyorsunuz anlarsınız. Şöyle ilk buradan başlamıştık bakın. 1, 2, 3. Dördüncü üçlüden, üçlünün ortasından 3 tane yukarıya doğru 3 trabzan diyorum. 3 tane çarpı altında 4, 2, 2. Böyle bu şekilde karşılıklı yaparsınız. Yukarıda böyle. Böyle devam edersiniz. En yukarısı da bu şekilde. Evet, tam ortaya denk geliyor. Bakın çarpı. Evet, şimdi siyahın yapımını anlatacağım. Evet, siyah ipimi alta sabitledim. Şöyle. Şuradan şöyle şu şekilde giriyorum arkadaşlar. Belli oluyordur. Bakın burada 3 çarpı var. Burada da 3 çarpı var. Buradan yukarıya doğru çıkıyorum. 1, 2, 3 dönüş yapıyorum. İki, üçüncü yaparken yukarıya çıkıyorum. Şöyle bir, iki, üç. Dönüş yapıyorum yukarıya. Şöyle bir, yan tarafa geçtik. Ortada 9 tanesini yapıyoruz. Evet, böyle. Buradan aradan yürütüp karşıya geçiyorum. Şöyle şuralardan. Diğerini de şöyle göstereyim. Şuradan çıkıp bakın buradan. 3, 6, 9 o şekilde yapalım arkadaşlar. Tamamlayalım. Birleştirmeye geçeceğiz. Evet, size sağ tarafın yapımında şöyle nakışını kısaca göstereceğim arkadaşlar. Onu da hazırlayalım. Evet, sol tarafın işlemesine geçelim. Böyle bu şekilde duruyor. Koltuk altı gördüğünüz gibi bu tarafta. Şimdi yeşil ipimi aldım. Sağ taraftan itibaren trabzanları sayıyorum. 3 trabzanları sayıyoruz. Kutucukları değil. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23. 23. trabzanın bir yukarısı. Yani yukarıya doğru ikinci sıra trabzana. Şöyle. Arkadan yeşil ipime düğüm attım. Evet, buraya yerleştirdim. Evet, aşağıya doğru 4 tane düğüm yapacağız. Evet, bu tam bu sardığım arkadaşlar 23. trabzanım. Aşağıya doğru 4 çarpı yapacağız. 2, 3. Başlangıç aynı ama göstermek istiyorum. Evet, dönüşümü yapıyorum yukarıya doğru. Evet, şimdi şöyle bakın. Buraya geliyorum. Ortada iki tanesine çarpı yapacağız. Evet, şöyle. Ortadayım. Ortaya iki tane çarpı yaptım.
Diğerini yaptığımız gibi yapacağız ama biraz daha göstermek istiyorum. Tamamdır. Böyle yana doğru. 2, 6 tane çarpı yapıyoruz. 4, 5, 6. Evet, 6 aynı şekilde arkadaşlar. Diğerini yaptığımız gibi olacak. Diğerini yaptığımız gibi yani bunun gibi olacak. Yani sağ döşü yaptığımız gibi yapalım. Şöyle şuraya kadar yapalım. Bakın buradaki bu altı trabzan yapacağız. Onun bir üstüne sağa doğru 5 trabzan, bir üstüne sağa doğru bir trabzan kayacak o şekilde. Böyle yapalım. Ben de yapıp döneceğim. Sonra sol tarafı nasıl yapacağız onu göstereceğim. Evet. Diğeriyle aynı şekilde yaptık arkadaşlar. Böyle bakın buradan 1, 2, 3, 4, 5 trabzan yukarıya çıkıyor. Trabzan diyorum çarpı yukarıya çıkıyor. Eğer ki sol tarafı yapıyorsak şöyle buradan başlayacağız. Şöyle bakın. Sol tarafı yapıyorsak sağ taraftan yani buradan. Diğer tarafta da şöyle şuradaki gibi yapmıştık bakın. Bunu sol tarafına yapmıştık. Sadece fark bu arkadaşlar. Sol tarafı yapıyorsak sağ tarafına dan başlıyoruz. Sağ tarafı yapıyorsak sol tarafından başlıyoruz. Buradaki çarpın. Evet, şimdi sol tarafı yaptığımız için sağ tarafından başlıyorum. Şöyle yukarıya doğru 3 çıkıyoruz. Aşağı iniyorum. Şimdi onun bir sağına bir soluna yapacağız. O şekilde ilerliyor. Diğerini yaptığımız gibi. Böyle. Evet, şöyle göstereyim arkadaşlar. Ekran resmini alabilirsiniz. Bakın. Bunu yaptık. Sol tarafa doğru başladık. Ondan sonra sağına, onun soluna, sağına. Sonra hem sağına hem soluna iki tane yaptık. Yaprakları da bunun üzerine oluşturduk. Sonra ortasından başlayıp 3 tane çarpı yaptıktan sonra yine sol tarafı yaptığımız için hemen sağından başlıyoruz. 3 tane yukarıya, 10 soluna, 10 sağına derken bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Böyle yapın, tamamlayın. Yukarısı da aynı buradaki gibi, diğerini yaptığımız gibi olacak. Bakın ortadan 3 tane çarpı yaptıktan sonra sağa doğru 5 tane çarpı yapmışım. Bu şekilde yapın. Bunu bitirelim arkadaşlar. Sonrasını göstereceğim. Evet, şimdi arkanın nasıl başlayacaksınız? Nakışını şöyle göstereyim bakın. Bu şekilde. Diğerlerini başladığımız gibi arkadaşlar. Burada sol tarafı sağ tarafa yapacağız. Ön döşlerde yaptığımız gibi sol tarafı buradaki sağ tarafa yapacağız. Sağ taraftakini de sol tarafa yapacağız. O şekilde ayarlarsınız. Şöyle yukarıya doğru. Böyle sonda bu şekilde ben bir tane burada file vermişim arkadaşlar. Yani burada bir tane yaklaştırmışım buraya. Burada biraz ayrık durmuş bir tane kutucuk. Geride sökemedim. Siz ayarlarsınız arkadaşlar, eminim. Böyle. Hatta bakın burada da bir yanlışım var. Hemen gördüm. Şimdi fark ettim. Bakın burası 4 olması gerekirken burada 3 yapmışım. Evet, onu birazdan düzeltirim. Böyle bu şekilde yaparsanız çiçeğimiz en son böyle gördüğünüz gibi üçlüden sonra bu sağa bakıyor, bu da sola bakıyor. Sola doğru olmuş yani. Evet. Dikimine geçelim. Şöyle bunu bu şekilde tersi bana bakacak şekilde yerleştiriyorum. Evet, şöyle parçalarım aldım. Bunu sağ tarafa yerleştiriyorum. Şöyle. Bunu da
Sol tarafa düz kısmı yukarı bakacak şekilde yerleştirdim. Evet, dikimine şu aşağıdan başlayalım arkadaşlar. Şöyle. Düz taraftan dikebiliriz. Sorun olmaz. Şöyle. Krem ipimi iğneme geçirdim. Şöyle şuradan. İçeriden gireyim ki. Evet, bunları sonra kenar gideceğiz. Onu. Alta gidecek miyiz onu hatırlayamadım şimdi. Şöyle burayı iyice birbirine sabitleyelim ki uç kısmı açılmasın. Evet, şöyle karşılıklı deliklerden gireceğiz arkadaşlar. Şöyle. Her kutucuğa karşılıklı şekilde ikinciye batıyorum. Bu şekilde girelim. Şöyle. Evet, ben ters tarafta tuttum galiba. Şöyle. Bu şekilde. Dikebilirsiniz. Ben böyle deniyorum arkadaşlar. En güzel hangi şekilde duruyorsa o şekilde dikiyorum genelde. Siz de öyle yaparsınız. Bakın. Böyle karşılıklı böyle dikiyorum. Evet, böyle. Dediğim gibi trabzanların içine de batabilirsiniz. Evet, koltuk altına kadar bu şekilde dikelim. Evet, koltuk altına kadar diktiğim iki zincir düğüm attım, iki zincir çektim diyorum. Geri ipimi kesiyorum arkadaşlar arkaya sabitledikten sonra. Evet, yoruldum belki ondandır. Böyle saçmalama. Şöyle şimdi omuz kısmını dikeceğiz. İp bırakmıştık zaten ona iğnemi. İğneme geçirdim. Şöyle. Yine aynı şekilde dikelim. Şöyle uç kısmı sabitledikten sonra birbirine. Şöyle. Karşılıklı. Kutucuklara giriyorum. Hem denk geliyor. Hem de gördüğünüz gibi güzel oluyor. Böyle. Evet, diğerlerini bilirsiniz arkadaşlar. Tamamlayalım. Sonra etrafının yapımına geçelim. Evet, dikimini tamamladım arkadaşlar. Şimdi kenarını yapacağız. Şöyle krem ipimi aldım. Bir zincir çektim. Buradan başlayalım. Şöyle köşeye başına da olmadan batıyorum. Evet, bir zincir çekebiliriz, çekmeyebiliriz. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. 1, 2, 3. kutucuğa batıyorum. İlmeği aldım. İlk önce tek. Şöyle odaklanmadı. Evet, tekrar gösteriyorum. Sabitledikten sonra köşeye bir zincir çektim. Tığıma doladım. 1, 2, 3. kutucuğa. Şöyle gösteriyorum bakın. 1, 2, 3. kutucuğa bir dolayıp ilk önce tek, sonra iki çektiğim trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Trabzanın tepesine başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya yine bir dolayıp 3 defa da çektiğim trabzan. 3 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. Doladım. Aynı yuvaya 3. trabzanımı yaptım. 3 zincir trabzanın tepesine başına dolamadan batıyoruz. Doladım. Yine bir dolayıp 3 defa da çektiğim trabzan. 3 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. Bu şekilde 4 ya da 5 tane yapın bakın. Benimki 5 istiyor. O yüzden 5. yapıyorum.
Üç zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şöyle bakın. Bir, iki, üçüncüye başına dolamadan batıyorum. Ne kadar denk geliyorsa belinizin sıkılığına, genişliğine bakın. Böyle birkaç tane yapın. Böyle kasıyorsa daha sıkı yapabilirsiniz araları. O şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet, bir zincir çektim, tığıma doladım. Şöyle bakın. Bir, iki, üçüncüye batıyorum. Üç defa da çektiğim trabzan, üç zincir. Beş tane trabzanlı pipirik yapıyoruz. Tepesine batıyorum. Aynı yuvaya ikinciyi yapıyorum. Üç zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. Hiç zincir çekmeden üçüncüyü yapıyorum. Üç zincir tepesine batıyorum. Dört. Ve beşinciyi yapıyorum. Üç zincir tepesine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Evet, beş oldu. Bir, iki, üçüncüye başına dolamadan batıyoruz. Bir zincir çekip aynı işlemi yapıyoruz. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Böyle devam edecek. Böyle buraya geleceğiz. Burada da aynı şekilde üçüncüye mi batarsanız denk düşüyor, ikinciye mi batarsanız denk düşüyor bu yaka kısmından. Ayarlarsınız böyle güzel dursun. Buraya geleceğiz. Yine aynı şekilde üçüncüye batacağız buralarda, bu arkada. O şekilde tamamen etrafı gidilecek arkadaşlar. Yine başladığımız yere kadar böyle yaparaktan gelin. Farklı bir şey, model de yapabilirsiniz. Kenar olarak size kalmış. Böyle başladığım yere kadar geleceğim. Sonra kol uçlarının iç kısmını yapacağız arkadaşlar. Burayı da yapalım. Böyle ben bitmiş halini göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi etrafında tamamladım. Harika bir model ortaya çıktı. Şöyle yaka kısmında arkadaşlar size üçüncüye batın demiştim, trabzanlı pipikleri. Sadece yaka kısmında bir tane atladım, ikinciye battım. Böyle daha hoş durdu. Bunu da söyleyeyim. Şöyle omuz uçları da bu şekilde. Üçüncüye battım yine orada. Alt kısmı, etek ucu da böyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi ütülü gibi harika duruyor. Siz veya sevdikleriniz sağlıcakla, güzel günlerde kullanın inşallah. Kanalıma arkadaşlar abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. WhatsApp'tan paylaşabilirsiniz. WhatsApp'tan bana paylaşınca sayı geliyor. Şu kadar kişi WhatsApp'tan paylaştı diye çok memnun oluyorum, seviniyorum. Takipçilerim WhatsApp'tan da paylaşıyor diye. Böyle. Evet, daha güzel modellerde buluşmak üzere. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.